de Kimi Sanyan Amerika'da olan çok ünlü bir adam. Ben abi şey yapar. 3-4 tane böyle bir koyar şey üzerine. Yazılı olan üzerinde. He, üzerinde yazılı olanlar böyle tarih yazılı. 3-5 tane abi koyarsa iyi olur. Evet. Kosova'da yaşıyor. Yaşadığı yerde de ağaç. Müzecilik sonsuz bir iştir. Araştırma merkezimizin bünyesinde yani bilimsel olarak biz bu planı hocalı olarak çok daha öncelikli ele alıyoruz ve bu araştırma merkezinin bünyesinde çıkartılan uluslararası bir dergi de mevcuttur. Journal of Insect Biodiversity diye uluslararası indekslenmiş seviyede. O anlamda biz uluslararası boyutta da az önce de gördüğünüz gibi içeride çalıştığımız konuk bilim insanları var. Bu sayı önümüzdeki hafta 5'e çıkacak. Biz Anadolu'nun fauna ve flora elemanlarını çalışıp ve bunlardan korunması gerekenleri önceleyerek bilimsel veriler oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kanıt örnek niteliğindeki koleksiyonları da müzemize kazandırıyoruz. Bunun içerisinde
rastladığımız ya da karar verdiğimiz bilim için henüz tanılanmamış, isimlendirilmemiş türlere de rastlıyoruz. Zaten biz taksonomist olarak görevimiz bu. Bunları keşfedip bilime kazandırıyoruz. Örneğin bu müzede orijinal bir isim taşıyan birden çok var da en dikkat çekici bizim açımızdan, benim açımdan 2022 yani geçtiğimiz Aralık ayında tanımladığım ve Atatürk Üniversitesi'nin web adresine yani Ataoni ismini taşıyan Larinus Ataoni diye isimlendirip bilime tanıttığım bir tür mevcut ve bu Erzurum'un Horasan ilçesi Saç Dağı'ndan bulup tanımlayıp bilime kazandırdığım bir tür. Hem ülkesel hem de uluslararası boyutta biz bu arenada varız diyoruz. Atatürk Üniversitesi'nin geçmişiyle yani 60 yıllık geçmişiyle başlıyor. Daha önceden birçok hocamız çeşitli konularda doktora araştırması yürütmüşler. Mustafa Kuru hocamız biyoloji bölümünden. Bu koleksiyon daha önce biyoloji bölümündeydi. Bunu da yeri gelmişken bahsetmek isterim. Buradaki koleksiyonlar, bilimsel koleksiyonlar, üniversitemizin çeşitli departmanlarında, bölümlerinde bulunan koleksiyonların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir müzedir. Dolayısıyla burada da tüm katkı veren hocalara teşekkür etmemiz gerekir. Bilim insanları için. Evet. Yani biz onlar hatta işte bilim insanları ile yurt dışına gelenlerle beraber. Evet. 70'li yıllara dayanıyor. Yaklaşık 2000 tane örnek var. Tabii ki bu sayılar çok da fazla değil ama bunun artırılması gerekiyor ve önemli olan bunların standarda uygun olarak korunup bilimsel araştırmalara servislik hizmeti sunması önemli. Bu anlamda 200 binden fazla böcek örneği var, 10 binden fazla tür var. Yani bir araştırıcı bulduğu bir numuneyi teşhis edebilmesi için müzeye gelmesi gerekir. Örneği kıyaslayarak incelemesi gerekir. O yüzden taksonomi, zaten laboratuvarımızın birinin ismi de bu. Üst şemsiye bilim dalı bu anlamda ve taksonomi olmadan canlı çeşitliliğini araştıramazsınız. Taksonomist olmadan doğru teşhis edemezsiniz. Yani burada bir bilimsel çalışma yapıyoruz. Birçok müzenin hem sergi hem içerik hem de laboratuvar anlamında Avrupa'da bulunan birçok müzedeki yapıyı burada kombin ederek uluslararası nitelikte hem araştırma merkezi hem de bilim müzesi niteliğinde bir birim oluşturmaya çalışıyoruz ve umut ederim yakın bir zamanda da açılışını gerçekleştirir Sayın Rektörümüz.